bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Mühteber duran kim? Arabaları düşünmek kim? Bence o düşünmemiştir zaten Dünür'üm. Doğru söyleyin Kamil Efendi. Belli ki o abiri akıl veriyor. Ben ona o aklı vereni çok iyi biliyorum. Kesin Kamil'le yönlendirmiştir onu. Doğru. Kesin Kamil Yalabacı yönlendirmiştir onu. Yazıklar olsun Dünür'üm. Bir karına sahip çıkamadın ya. Bak görüyor musun? Elimize ayağımıza dolanıyor. Aşk olsun Dünür'üm, o nasıl söz ya? Siz sanki kendi karnınıza sahip çıkabildiniz. Bir saniye. Bence siz yanlış noktaya odaklanıyorsunuz. Bu mesele bu kadar basit bir mesele değil. O ne deme oğlum? Şimdi babacığım, ırgatların sorunlarını dinlemek, seçim kampanyası yapan herkesin başvurabileceği bir yol. Asıl önemli olan mühteber ananın senin gideceğin yere senden önce gitmiş olması. Biz ne diyoruz? Demek mühteber abla oraya gideceğinizi sizden önce biliydi, öyle mi? Demek o zaman aramızda bir ajan var. Ama coştunuz ha, Allah aşkına kim ajanlık yapacak içimizde? Sen dayıcığım, sen. Ben mi? Evet sen, şaşırdın değil mi? Şimdi sana soruyorum dayıcığım. Sen dün benim anamın evine Şirin'i kaçırmaya gittin mi, gitmedin mi? Gittin. İşte her şey çok açık. Direkt orada yumurtlamışsın her şeyi. Lan der lan oğlum. Ben kendi evime bile girerken... akla karayı seçtim. Kendi evime hırsız gibi girdim. Evet ya. Geldi beni kaçırdı, sonra çıkıp gitti. Nereden biliyorsun? Sen hatırlıyor musun? Bayılıktı sen. Ana! Ben alnımın akıyla karımı kaçırdım, koydum sizin eve ya. Yani ben şimdi ablamın yanında mıyım? Bakın ben neredeyim? Buradayım. Demek muhbirlik için yanımızdasın. Akıllıca. Bravo Müsellim amcacığım, bravo. Sen de olayı anladın hemen. Babacığım, içimizdeki haini galiba buldum. İçimizdeki İrlandalı Baran Duran'dır. Ne dalı ne bu? Ne diyorsun lan sen? Allah'ıma basıp çıktığı kadar bağıracağım şimdi ha. Baba göz göre göre bana iftira atıyor. Madem iftira, madem suçsuzsun, ispat et o zaman Baran Efendi. Lan işlemediğim bir suçu ben nasıl ispat edeyim Hasan'ım? Allah'a bak, konarıma bak şimdi. Ben koca ağalığı bırakmışım, karımı almışım, gelmişim yanınızdayım bak. İşte benim babam, işte. Kendi kendini ihbar etti, beni doğruladı. Soruyorum sizlere ahali, beni iyi dinleyin. Koskoca Baran Duran'ın iç güveysi olarak bu konakta ne işi var? Aşktan! Sen ne anlarsın aşktan? Aşktan buradayım oğlum. Ben Şirin'im için maymun olmuşum, iç güveysi mi olmayacağım? Baba, hayırdır kurban, niye bir şey demiyorsun? Ne diyeyim? Hanginizin haklı olduğunu anlamanın bir tek yolu var. O da seni sorguya çekmek. Ya baba şaka mı yapıyorsunuz Allah aşkına? Yok. Sakin ol benim kızım. Kocan suçsuzsa sorgudan sapasağlam çıkacaktır. Ama eğer kim muhbirse işte o vakit metin olman lazım gelecek. Ne diyorlar ya? O niyeymiş ya? Çünkü... muhbirliğin cezası ölümdür. Ya iyice abarttınız. Ya bu benim kocam. Baran. Ya geldi sadece beni kaçırdı, buraya getirdi. Bu kadar basit. İşte bütün mesele de bu benim kardeşim. Bakın burası çok önemli. Şimdi soruyorum. Madem Şirin'i kaçıracaktın, neden bayıltarak kaçırdın da bayıltmayarak kaçırmadın? Lan racon mu? Racon mu oğlum, racon? Tamam. Onu kapanmıştır. De haydin. Bozuk erleri sorguya. Hadi gel. Ya hayır ya. Gel. Ya abi. Kalk. Gel bakalım. Gel.
Oğlum sen bizden kaçabileceğini, bizi kandırabileceğini mi zannettin? Sorguya yürü. Hadi. Yürü Sorguya.